bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. FIFA 23'teki bütün oyuncuların şut gücünü 99'a çıkaracağız. Oyunun ayarlarından şut hızını 99 yapacağız. Hatta 99 değil 100 yaptık. Bunun dışında futbolcuların şut gücü ve uzaktan şut özelliklerini 99 yaptım. Cristiano Ronaldo'ya bak. Evet arkadaşlar, onu Manchester City'ye ekledik. Manchester City Paris Saint Germain maçı izleyeceğiz. Dedim ki bir Messi Ronaldo kapışması yapalım abi yani. Herkesin deli gibi şut attığı bir Messi Ronaldo kapışması. Mesela bakın, şimdi antrenman sahasına geldik. Deneme şutu. Çok korktum bir anda, acayip korktum. Kaleyi kıracak manyak. Şu açıdan bakalım. Evet bak şimdi. Bağıra bağıra vuruyor Neymar bak. Power shot. Oha, power shot, kaleyi kırıyor bak. Bak. Bir dakika dur, bu kadar uzaktan da olur mu? Power shot. Evet oğlum, çok hızlı gidiyor. Bir de şuna bakalım. Neymar Junior. Abi Neymar gelişine. Var ya, bu var ya, elini kırar adamın ha. Çok zevk aldım şu an. Bekle, maça geçeceğim de. Direği kırıyordu. Yapıştır. Top içinden çıktı. Yavaş çekim alalım oraya. Sizlere daha önceden de bahsettiğim harika bir mobil futbol oyunundan bahsedeceğim. Top 11 bütün mobil platformlarda ve web browserlarda olan bedava bir futbol menajerlik oyunu. Yani teknik direktörlük oyunu. Bu oyun sayesinde dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla kapışabiliyorsunuz. Ya ben mesela Arden Hoca olarak giriyorum, bir takımın başına geçiyorum. Öbür tarafta Portekizliler, İspanyollar falan, herkes oynuyor. Kulübünüzün taktiğini, formasını, armasını, stadyumunu, her şeyini değiştirip geliştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu oyun toplamda 260 milyon insan tarafından oynanmış. İnanılmaz bir sayı. Ben böyle çok küçükken bile arkadaşlar arasında oynuyorduk. İnanılmaz ya. Ayrıca Top 11'da takımınızın taktiklerini ayarladıktan sonra maça girdiğinizde 3 boyutlu maç özelliği var. Şu ana kadar anlattıklarımı zaten biliyordunuz. Ya daha önce bahsetmiştim. Top 11'a inanılmaz bir yenilik gelmiş. Proving Grounds adlı bu özellik tarihteki ünlü futbol anlarının temasıyla maç yapmanızı sağlıyor. Ve bu maçlardan çeşitli büyük ödüller kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınızla gidip lig açıp oynayabilirsiniz. Açıklamaya oyunun indirme linkini bırakıyorum. Ayrıca ekranda da bir QR kodu var. Oyunu buradaki linkten veya ekrandaki QR kodundan indirirseniz özel sürprizlerim olacak sizlere. Ben de orada olurum ve aynı ligde kapışırız dostlar. 99 şut güçleriyle inanılmaz bir maç bizi bekliyor. Antrenman sahasında gördünüz. Oyun bug'lı gibi oluyor bu şeylerle. Acaba yapay zeka bunu nasıl kullanacak? Ben merak ediyorum. Tabii ki bu esnada daha fazla bu tarz FIFA içerikleri için kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca en az şöyle bir 7000 like yapalım. 7000 like iyidir. Güveniyorum sizlere. Haydi bakalım. Maçımız başlıyor. Şut görmek istiyorum şu anda. Şu anda şut atmalarını istiyorum. Çünkü herkesin şut gücü 99. Herkesin şut gücü 99 kardeşim. Messi falan orada paslaşıyorlar. Leo Messi sağ tarafa aktarmak istedi. Haydi şut görelim. Hakimi. O ne biçim hocam, offside ya. Eğer yapay zekanın şeyleri bizi kesmezse kendim maça dahil olurum. Hiç umurumda olmaz, girerim maça. İlk şuttan anlarız zaten yapay zekanın ne yaptığını. Belki de onlar böyle vuramayacak. Aha. Oğlum vurun artık. Ronaldo geldi. Ronaldo kanat oynuyor, kaybetti. Ronaldo'yu Manchester City'de nereye koyayım diye düşündüm. Sol kanada koymak mantıklı geldi. Her ne kadar oyunda yavaşlamış olsa da Ronaldo Ronaldo'dur kardeşim. Evet. Orada şimdi Mbappe basıyor. Messi geliyor. Haydi bir taraf şut atsın artık. Hangisi olduğu önemli değil. Offside abi. Messi vurdu, çok sertti. İlk şut geldi ama adama çarptı. Şimdi Paris biraz daha bastırıyor. Haydi biri vursun artık topa. Vurun topa. Vitinha attı golü. Attı golü. Çok sert vurdu ama yine de o antrenman sahasındaki gibi değildi. Ben anlamadım. Tekrarını izleyelim, bir sertliğine bakalım. Orada verir sertliğini. Şut gücünü verir orada. Bak Vitinha. Tamam, iyi gitti de saatte kaç kilometre vurmuş? Onu da yazacak değil mi? Pep Guardiola çok sinirli yalnız. Bayağı sinirlendi. Şimdi City de bir şut atar. Hocam yani siz deyin ki bu oyuncularınıza şut atın diye bağırın yani hocam. Ben mi söyleyeceğim bunları? Pep hocam. Foden geliyor. Foden, Haaland kaçıyor. Haaland oradan vursam bile girebilir mesela. Şut gücünüz 99. Hocam faul var. Haaland. Biriniz yapıştırsın kaleye. Ne olur yapıştırın. Oğlum vurun artık. Oha, o kadar yakından atamadı. Yalnız o sert şutu adama atarsan, adam burasına çarparsa nefesi kesilir ha.
Öyle de bir durum var yani. Baksana abi ne yapıyor Haaland'ı ya. Dur ben direkt geçiyorum. Yapay zeka da bu şut işi yaramadı çünkü yapay zeka anlamadı şutun iyi olduğunu. Ben şimdi Manchester City geride olduğu için onların tarafına geçeceğim. Onlarla bir oynayacağız. Şut atarlarsa gol yeriz. Aman kale yedik. Haaland kaçıyor. Haaland. Haaland direkt vurur musun oğlum? Defans niye bu kadar iyi? Biz niye bu açıda oynuyoruz? Kamera açısını böyle unuttuk bu arada. Neyse dur. Haaland Ronaldo'yu gördü. Cristiano Ronaldo dışarı vurdu. Dışarı vurdu. Nereden dışarı gitti lan acaba? Çok sert vurduk. Var ya bu müthiş bir gol olabilirdi. İkinci yarıda bu skoru çevirmeye çalışacağız 99 şut gücüyle. Hocam da ben tam atak yaparken de bitirirsin hocam ya. Bitirdi. Ben biliyorum abi. Öyle denk geldi ama bu sefer. Hakeme kızmayacağım. Artı bir geçmişti. Biliyorsunuz hep videolarda hakeme kızıyorum. Haaland. Hadi Haaland. Haaland. Ya şu çerçeveyi tutturamıyorum. Yine yiyeceğiz. Foden sıyrıldı rakiplerinden. Ramos. Ramos çok kuvvetli şu anda. Foden. Oha. Olmadı. Olmadı. Dışarı çıkaracağım. Kornerden golü atmamız lazım. Evet. Geldi gol. İyi izleyin arkadaşlar. Adam Mbappe'ye çarpıyor ya. Hadi abi hadi. Çıkar dışarı. Lan nereye çıkardın? Kafayı yedirecek bu oyun bana şu anda. Abi yapay zekayı bu konsepte inemiyoruz lan. Haaland da ne? Abi arkadaşlar bakın. Gerçekten pas yapamıyorum şu an oyunda. Şuna bak ya. Ronaldo oha. Lan şöyle havadan çıkaracağım. Vur oğlum. Olmadı herifin yüzü parçalanır öyle vurursan. De Bruyne yeter be üstüne vuruyoruz Donnarumma'nın. Top o kadar yukarı sekti ki. Donnarumma'ya kadar inmesi zaman aldı. Lan bir tane atmak istiyordum ya. Moralim bozuldu. Aha. Haaland! Deldi ağları geçti Haaland. Ağları deldi geçti işte bu. Çok süratli bir gol. Bakın nasıl vurmuş bak. Nasıl hızla vurmuş. Bak. Bu golü aynı zamanda üyelerimize armağan ediyorum. Kanalımıza üye olan herkese çok teşekkürler. Katıl butonundan siz de üye olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Üf. Erling Haaland. İşte böyle kardeşim. İşte böyle. Taraftarlar da seviniyor. Herkes akıllı olsun diyor Haaland. Bastırıyoruz İlkay Gündoğan. Şimdi Haaland'a doğru. Haaland dur bakayım. Haaland! Oha! Direkte patladı. Haaland direkte patladı. Neler oluyor bu maç? Neler oluyor? Evet arkadaşlar. Maalesef yenildik. Bir gol yedik ama yani... Çok sinir bozuldu. Sinirim bozuldu. Yeter artık kardeşim. Yeter artık. Sinirlendik. Buramıza kadar geldi kardeşim. Buramıza kadar geldi. Ve şimdi maça tekrar giriyoruz. Burada inanılmaz bir gol atmak istiyoruz. Erling Braut Haaland. Haaland ver pası. Abi direkt top kaybıyla başladık. Hayır. Buna izin veremem. Buna izin veremem. Hayır yapay zeka. Hoş diyoruz yapay zekaya. PSG ile bir problemimiz yok ama yapay zekaya sinirliyiz. Haydi beyler haydi. Cristiano üstüne vurduk. Çok bağırdıysam özür dilerim. Mikrofona çok şey olmuş olabilir. Abi herifler direkt paslaşıp golü atıyor ya. Direkt tık 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 atıyorlar. Ronaldo. Ronaldo çekti. Ronaldo uzaktan bir şut yanağlar. Yanağlar Cristiano Ronaldo orada birine çarpmıştı. Şimdi De Bruyne. Dışarı doğru çıkardı De Bruyne. Ulan Mbappe'ye gidiyor dışarı çıkardığımız şey bile. Aha Rodri. Rodri herife çarptı. Yeter kardeşim adamların yüzleri yarılıyor burada. Yüzleri yarılıyor. Şimdi Ronaldo. Ronaldo dışarı vurdu lan yeter. Power shot'la vuruyoruz ya çok sinir bozucu oluyor. Yalnız çok süratli oluyor. Offside mi olmuş? Offside olmuş. Abi her top önlerinde kaldı ya. Her top önlerin araya giriyoruz önünde kalıyor ya. Neyse onların attığı goller önemli değil. Biz gol atalım yeter. Hocam İlkay bak geçiyorsun alıyorsun topu gidiyorsun İlkay ondan sonra kaybediyorsun. Önceki maç bir tane atmıştık bala. Şimdi atamıyoruz. Savunma da yapamıyoruz. Yiyoruz abi. Yine bir atak yiyoruz. Kalecimiz çıktı. Kalecimiz topu Mbappe'ye verdi çıkıp. Topu Mbappe'ye verdi kalecimiz. İlk yarı bitmeden bir gol atalım. Atamazsak video burada bitecek. Artık çok sinirlendim. Haaland.
Hiç dribling de yapamıyoruz. Gerçekten yapay zeka böyle bir şey yok. Hiç oynatmıyor. Bazen rezil olmasını bileceksin. Bu hayat bazen rezil de eder, vezir de. Yalnız Nathan Ake'nin çalımı kaptın. Şimdi gidiyoruz. Ronaldo offside yok. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sağına çekti. Ronaldo baktı. Ronaldo lan vurdurmadılar, adamın ayağını kırdınız. Uf, yalnız güzel alıyorduk topu. Hadi yeter lan Soler. Bırak topu. Bırakın lan topu, video çektirmediniz bana. Şerefsizler. Video çekemedim ya bunlar yüzünden. Yeter kardeşim. Yeter artık, tamamıyla delirdim. Yeter ya. Pas yapamıyorum deyip aklım gitti, iyice şey oldum ya. Allah Allah. At ya at, Allah kahretsin at. Bak bütün gelen topları gol yiyerek savuşturuyoruz abi. Bütün gelen topları gol yiyerek savuşturuyoruz. Bak tam iyi açıyı bulmamız lazım. Yandan vurmak iyi olmuyor aslında. İki kişi gelmeyin Ronaldo'nun üstüne ya. Haaland gol! İşte bu lan! Yeter be! Yeter! Alırsın bunu Paris! Alırsın bunu! İşte bu. Saatte kaç kilometreyle vurduk? Karşı top parçalandı. Top parçalandı arkadaşlar. 129 kilometre. Woohoo! İşte bu be. Oh be arkadaşlar. Burada sevinçler arasında videoyu bitiriyoruz. Sizleri seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Donnarumma üzüleceksin. Çünkü Haaland hayvan gibi vurdu ve golünü attı. Evet dostlar. Hepinizi seviyorum. Başka neler görmek istersiniz FIFA 23'te yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Arda Papazyan ailesi.